Ceren'in borcu, anladın mı, su borcu, anladın mı, çöp var, bilmem ne var, anladın mı? Günler geçti, aylar geçti. En son 14.81'deydi. Neyin 14.81'de olduğunu demeyeceğim. Anlayanın morali bozuldu bile. Gerçi bunu deyince harcanan başka bir şeyler geliyor insanın aklına ama hadi neyse. Harcananlar kulübünün devamını yapayım dedim. Dedim ama. İnanmadınız, ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Kimler harcandı? Bunu sorunca bir ton kişi akla geliyor. Yüzüklerin Efendisi'nden Sam, Galatasaray'dan Burak Diamond veya benim harcananlar kulübü serim. Neyse sonuç olarak bugün size harcanmış 3 karakterden bahsedeceğim ve komple bir serinin bir gücün için etmesiyle ilgili de konuşacağım. Bir gücün ağzına nasıl edilir, nasıl göz yapılır, nasıl sıçıp bırakılır, bunu konu alacağım. Bunlar ve daha fazlası tabii ki introdan sonra sizinle. Ben devam etmeden bu serinin devamını isteyenlerden bir isteğim vardır. Gerçi iki isteğim. Birincisi mutlu olun yeter. İkincisi like atıp abone olun. Harcandı deyince One Piece'te 1 milyon karakter insanın aklına geliyor gerçi. Ama biri var, aklınız hayaliniz durur. Çünkü o kişi Queen'a. Evet, Zoro 2001 kez yenen Queen'a bana göre harcandı. Ha geri gelir mi gelmez mi tartışılır. Ama Zoro'yu bu kadar yenen kişinin seride bir daha gözükmemesi çok üzücü. Bunu da geçtim. Bence daha manyak bir şey de diyeceğim size. Zoro 2001 kez yenmiştir bu kişi ve biz onu seride görmeyeceğiz hiç. Yani bir daha karşımıza çıkmayacak ve Zoro bir nevi onu hiçbir zaman yenemeyecek. Peki kim bunu başardı? Kimin sayesinde bu oldu? Aynen. Merdi Wen de harcananlar kulübünün bir üyesi aslında. Çünkü sen tarihinin en iyi kılıç ustalarından birini yenmişsin ve bir daha screen time almamışsın. Yani bana göre Merdi Wen de bu sırayı hak ediyor. Uzun lafın kısası, Queen'a ve Queen'a'yı öldüren merdiven bana göre harcanmıştır. Benim için daha fazlalarını hak ediyorlardı. Queen'a demişken oradan bir devam edeceğim. Çünkü Queen'a'nın kopyası olarak gelen Tashigi'de harcandı diyebileceğimiz bir başka karakter. Harcandı mı, balon mu tartışılır. İzleyici olarak hani şöyle bir şey dedik zamanında. Tamam be, sapını iyi tutuyor Tashigi. Bu Zoro'yu tehlikeye Zora falan sokur diye insan bir düşünüyordu. Ama Tashigi bir de bunun üstüne Queen'a'ya da benziyordu. Yani teori beklentileri bile doğuyordu. Bunlar da oluştu zamanında ama hepsi boş çıktı. Tashigi hiçbir zaman bir beklentiyi karşılamadı ve tam tersine bir beklenti karşılama yerine yani bildiğiniz balon dışında da bir de hani Zoro'yu görünce Zoro'ya yavşayan, Zoro'dan yardıma muhtaç kalan bir karaktere büründü. Neyse arkadaşlar, One Piece'ten bu kadar yeter. Gelelim bir başka karaktere. Şimdi size bir baba gibi babayı konu alacağım. Bu babamız diğer karakterlerin aksine çok güçlü ve tanıtıldı. Hatta ilk gördüğümde vay canına, şimdi sıçtık, baba geliyor dedim. Baba. Ha şimdi merak edenlere, bu hangi babadan bu seri? Dragon Ball'dan. Baba deyince akla Vegeta, Son Goku falan geliyor. Ama bunları demiyorum. Dönemine göre bize tanıtılan bu babayı bir düşünün. Bardock da değil bu arada. Bardock da öldü ama ölmesine rağmen bize güzel bir sahne sundu. Benim dediğim baba Freezer'ın babası. Evet, iyi bir adam demedim bu arada. Baba dedim sadece. Freeza bölünmüş, babası onu bulmuş ve bunun üstüne oğlu ile Saiyajinlerden intikam almaya gidiyor. Buraya kadar her şey okey. Hani okey olmayan şudur. Goku yok ve bana göre bu ikili dünyanın suyunu sıkardı. Ama Trunks geldi ve öyle olmadı. Hani Freezer'ı yenince hemen dedim okey, no problem, King Cold var. Ya boru değil abi, bu adam bunun babası yani. Tip de daha ürkütücü. Yeni bir form açar, Trunks ile kapışır diye bir beklentim vardı o zaman ilk izleyip ve okuduğumda bu sahneyi. Ama yok. Bir bok yapmadan döner kebap oldu. Durdur onu! Baba! Bu arada Naruto serisine şu ana kadar giriş yapmadım, farkında mısınız? Bir konağa kapılarından geçelim. Düşünelim neler harcandı burada. Bunu deyince akla çok kişi geliyor biliyorum ama ben bugün direkt olarak bir klandan bahsetmek istiyorum. Çünkü güç olarak yani benim bu klandaki beklentim çok büyük. Boruto'da bile çok güçlü olduğunu söylüyorlar ama işte
Naruto'da olan oldu. Byakugan gözlerine sahip olan Hyuga klanı. Evet arkadaşlar, bir Hyuga görünce insana sorarlar, kim bu gözlerindeki yabancı? Niye Sharingan karşısına konulan bu gözlerin Sharingan karşısında hiçbir şey yapamıyor veya ilk formu dışında niye hiçbir özelliği yok? Hani biri Allah'ın lütfu, diğeri de Allah'ın belası gibi bir şey. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası, bu şekilde olmaz ki ya. Biri nefes aldıkça sana power up veriyor, diğeri de anca şakra görüyorsun. Yani çıplak meme görme fonksiyonun bile yok. Yani klandan çok aslında beni bozan tekniktir. Çünkü teknik hiçbir işe yaramıyor. Yani yaradığı kadar da tamam, fena değil ama Sharingan'ı görünce de insan resmen hiçbir işe yaramıyor bu teknik diyor. Hyuga klanının gözleri çok güçlü olabilecekken hiçbir şekilde kullanılmadı. O kadar kullanılmadı ki unuttuk bile yani. Aslında Sharingan kadar etkili falan çizebilirdi bunu ama yapmadı. Peki Kishimoto niye bunu yapmadı? Şimdi böyle bir olay var. Yapabilirdi ama başka yerlere konsantre olduğu için yapmadı. Ama yine de bu gücün hiçbir şekilde gözükmemesini, yani telafi etti diyemem bana bu cümleyle. Ondan dolayı bana göre çok net, çok manyak bir şekilde harcanılmış bir klan veya bir güç ve gerçekten bu kulübün bir üyesi olmayı da hak ediyor Hyuga klanı. Kim bu gözlerindeki yabancı? Şimdi arkadaşlar, Harcananlar Kulübü'nü uzun zamandır yapmadım. Bugün eklemek istediğim karakterler böyle. Daha konuya endeksli konuşmaya çalıştım. Hani her zaman da bokunu çıkartmayalım diye düşündüm. Bana göre net, yani One Piece'te özellikle Kuina'yı çok harcanmış buluyorum. Tashigi'yi de aşırı bir şekilde. Barry Wan'in de ne olduğunu siz biliyorsunuz zaten, hani oraya girmiyorum. Onun dışında saydığım Freezer'ın babası King Cold net belki bu videonun en harcanmış karakteri. Çünkü beklenti açısından en yüksek beklentili giriş yapan karakterdi dönemine göre ama dediğim gibi. Değişik plotları seven Toriyama. Bundan dolayı da animelerin atası lafını, shounenlerin atası lafını boşuna almıyor bu mangaka. Adam böyle bir karakteri pat diye öldürmeyi biliyor. E bir de dediğim gibi Hyuga klanının gözleri. Çünkü abi Sharingan'a eşdeğer bir güç olmalıydı bu. Yani bizim gördüğümüz gerçekten bizi tatmin etmedi. Ha şimdi diyeceksiniz Boruto'da falan bir şeyler olmuştur. Abi yemeyin beni. Ben Naruto Shippuden'a kadar bahsediyorum. Bu orada hiçbir şey yoktu yani. Orada büyük bir rezillik. Bu saatten sonra Byakugan'dan 5 tane Sharingan, 5 tane Tensei 5 tane yok nazar boncuk gam çıksa bile hiçbir şey değişmez benim için, harcandı bugüne kadar. Neyse arkadaşlar, serinin devamı için 1000 like'ı bekliyorum. Kanala abone olmayanların da abone olmasını umut ediyorum. Ben yavaştan kaçar. Umarım hoşunuza gitti ve hoşça kalın. 何は言う ジョルノ・ジョボー